Zagor, Sahte Mihrace. Ünlü bir sihirbaz olmaya heveslenen Chico, Badenlandiyalı iki soylunun dikkatini çeker. Ülkelerinde yapılan tahrip gücü yüksek bir bombanın formülü rakip devletten birinin eline geçmiştir. Chico'nun hünerlerini görünce formülü geri alması için ondan yardım isterler. Yani onun sizin hesabınıza formülü çalmasını istiyorsunuz. Hem de kesinlikle öyle. Ha ha ha. Buyurun gidin Bay Chicolino. Uşağınız olduğuma göre size engel olamam değil mi? Engel olamazsın ama benimle gelebilirsin. Yoksa smokinimi kim ütüleyip avuçlarımı kim cilalar? Zagor'un da benimle gelmesi şartıyla kabul ediyorum. Hey, bir dakika, bir kağıt parçası yüzünden hayatımı tehlikeye atamam. Mutlaka o kağıdı almak gerekiyorsa bu beyler kendi ülkelerinde bir hırsız bulsunlar. Çok istiyorsanız sizi tek başınıza gidin. Ben kalıp evi temizleyeceğim. Bay Chicolino, niyetiniz nedir? Ocağınıza düştük Bay Chicolino. Belki de en iyisi. Anladık. Hem de çok iyi anladık. Anlayışlı olun. İstemediğimden değil, fakat boşuna kendinizi üzmeyin. Bize yardım etmek zorunda değilsiniz. Dahası kimse zorlamadı sizi. Hoşça kalın baylar. Karamba, karambita, amma garip adamlar. Nihayet anlayabildin. Fakat aslında çok sevimli insanlardı. Öyle ama adı bile duyulmamış küçücük bir devlet için neden kendimizi sıkıntıya sokalım? Evet, bence de öyle. Gerçekten de hiç gereği yok. Pekala, yüzünü asmaktan vazgeç. Beni kandırdın ama bu uşak hikayesine bir son vermezsen o sihirli kartlarını yediririm sana. Yaşasın, kabul edeceğini biliyordum zaten. Vicomte, Grand Duke, geri dönün, kabul ediyoruz. Umarım bir an için rol yaptığımı anlamışsınızdır. Tek başıma bile kalsam yine sizinle gelecektim. Ama uşağımı kandırmak için bu şekilde davrandım. Halkımız adına size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Neyse, iltifatları bırakın şimdi. Bu belgenin saklandığı yer hakkında elinizde daha fazla bilgi var mı? Elbette, gizli servisimiz Smirnov'un şatosu hakkında oldukça ayrıntılı bir plan ele geçirmiş. Şato sınırdan 10 mil ötede, sarp yamaçlı bir dağın tepesinde ve oraya bir tek yoldan çıkılıyor. İşte ajanımızın hazırladığı bölgenin haritası. Çıkış yolu Smirnov'un muhafızları tarafından korunuyor. Bölgenin gizlendiği daire de nöbetçilerle dolu ve tıpkı bir kale gibi duvarlarla çevrili. Bu da içerinin planı, onu nöbetçilerden birine rüşvet vererek elde ettik. Ne yazık ki bize başka bilgi veremez artık. İhanetini anlayan Smirnov onu kurşuna dizdirdi. Vay canına, zırhlı bir oda. Sizin Smirnov işini sağlama bağlamış. İçinde formülün saklandığı zırhlı odaya nasıl olduğu bilinmeyen bir geçitle buradan geçiliyor. Bu belgenin paha biçilmez olduğunu unutuyorsunuz. Ayrıca Smirnov'un
alarm sistemlerine ve kasalara karşı tutkusu vardır. Bunların planlarını bizzat kendisi hazırlar. Örneğin zırhlı odaya bir hırsızın girdiğini kabul edelim. Hırsız kasaya ulaşmak için odayı kat etmek zorunda. Ne var ki odanın düşemesi bir çeşit terazi üzerine oturtulmuş. En ufak bir ağırlığın devmesiyle bütün şatodaki alarm zilleri çalıyor. Kolay bir görev olduğu söylenemez. Sanırım hepsi bu kadar. Oo, hayır, bu kadar değil. Periskop sistemi de var. Smirnov gizlice yerleştirilen aynalarla kalenin neresinde olursa olsun kasayı göz altında tutabiliyor. Daha fazla bilgi elde edemedik. Umarım başka tuzaklar yoktur. Oh, bizim büyük sihirbazımız için bu iş çocuk oyuncağı. Baylar, size yardım edeceğiz ama başaracağımızdan emin olamayız. 2 ay sonra tekrar burada buluşuruz. Umarım sağ salim ve formülle döneriz. Umarız öyle olur. Şu parayı alın, masraflarınızı karşılarsınız. Eğer görev başarıyla sonuçlanırsa mutlaka büyük bir ödül alacaksınız. İşler kötü gitse bile bizim için yaptıklarınızı asla unutmayacağız ve adınız Badenlandia'nın şehitler anıtına altın harflerle kazınacaktır. Arkadaşınızı nesi var, neden elleriyle garip hareketler yapıyor? Bir şey yok. Beceri oyunları için parmaklarını sürekli çalıştırmak zorunda. Az sonra. Zagor, ne diyorsun bu işe? Şimdiye kadar başıma sardığın dertlerin en büyüğü olacak bu. Bir çıkış yolu düşünemiyorum. Çıkış yolu mu? Herhalde giriş yolu demek istiyorsun. Ha ha ha. Çok şakacısın ama senin bu espri gücünü dengeleyecek ve seni hokkabazlıktan ilelebet vazgeçirecek özel bir yemek hazırladım. Al bakalım, salçalı bir deste oyun kağıdı. Ben bir söz verdim mi yerine getiririm. Haydi bakalım, şimdi bir güzel ye bunları, yoksa ben zorla yedirmesini bilirim. Ha 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 ha. Eğer tuzsuz olmuşsa kusura bakma. Biraz da hardal ister misin? Allah kahlanet. Ertesi sabah. Yediklerini hazmettin mi Chico? Hiç şaka yapmasını bilmiyorsun. Belki ama pratik zekam oldukça güçlüdür. Bütün gece her şeyi yeniden düşünüp bir sonuca vardım. Asla başaramayacağız. Bugüne dek çok şeyle mücadele ettik. Bu doğru. Fakat şatanın duvarlarını aşıp zırhlı odaya girmeyi başarsak bile ondan sonra ne yapacağımızı bilemeyeceğiz. Sözün kısası, biz ne hırsız ne de dostlarının dediği gibi ortadan kaybolmasını bilen sihirbazlarız. Bizi hemen yakalarlar. Karamba karambita, yoksa verdiğin sözden geri mi döneceksin? Bunu demek istemedim. Sadece bize bir yardımcı gerekli. Kilitli kapıları açmakta usta biri. Ve böyle birini bulduğumu sanıyorum. 3 ay önce Pit Kalesi'ndeyken ondan mektup almıştım. Galiba şu sıralarda Boston yöresinde çalışıyor. Tabii yine kürkçü dükkanına, yani hapishaneye dönmemişse. Peki ama kim bu? Tahmin etmedin mi? Çabuk oğulları hazırla dostum. Massachusetts'e gidiyoruz. Birkaç gün sonra Boston'da.
Orleans Kontu General Lefevke. Ekselansları Lompore Mihracesi. Ne ilginç adam. Davranışları tıpkı bir kral, köklü bir aileden gelen gerçek bir soylu. Mütevazi, evimize onur verdiniz. Altes, teşekkürler. Güzel olduğunuz kadar da zarifsiniz madam. Oh, yakışıklı ve soylu üstelik de çapkın ne erkek. Umarım ülkemiz hoşunuza gitmiştir, Altes. Ormanların yeşili beni çok etkiledi madam. Tabii sizin gözlerinizin rengini görmeden önce. Oh, ben sağ olun, Altes. Ne mükemmel bir adam, tam bir beyefendi. Ne rüküş şeyler, neyse ki üzerlerindeki mücevherler çirkinliklerini unutturuyor. Bayanlar baylar, dans başlıyor. Altes, bilseniz ne kadar şaşkınım. İlk dans için beni seçtiğinize inanamıyorum. Böyle söylemeyin madam, zarafetiniz karşısında asıl şaşkına dönen benim. İnanın bana, benim için unutulmaz bir gece olacak bu. Sizin için de öyle olması için elimden geleni yapacağım. Bu bir... Şimdi lütfen bana izin verin. Genç ve güzel kız kardeşinize de saygılarımı sunmak isterim. Elbette Altes, ama biraz da kıskandım. Bu dansı bana lütfeder misiniz sayın bayan? Oh, memnuniyetle. Bir tanrıça gibi dans ediyorsunuz. Ayrıca bir tüy kadar da hafifsiniz. Oh, teşekkürler Altes. Bu da iki. Hehehe, şimdi daha da hafifledin. Böylece garip prens değişik kadınlarla durmadan dans etti. Ve nihayet bir saat kadar sonra. Aa, ne oldu? Neyiniz var? Kolyem kaybolmuş. Aman Allah'ım. Bilekliğim yok olmuş. Tacım nereye gitti? İnci kolyem, incilerimi gören var mı? Sanırım artık Mihrace'nin sahneden çekilme zamanı geldi. Bakalım planımın ikinci kısmı da yürüyecek mi? Damlar üstünde kaçış. Onlar beni diğer odalarda ararken ben çoktan uzaklaşmış olacağım. Umarım tahminlerimde fazla iyimser davranmamışımdır. Buradan bakınca o ev sandığımdan da uzak görünüyor. Bir, iki... 3. Keşke daha sağlam bir ip alsaydım. Neyse artık olan oldu inşallah. Bu da işimi görür. Hay Allah. Saraydan kaçmak için hiç de iyi bir yol seçmemişim. Az kaldı. Biraz daha dayanmalıyım. Fakat tam o sırada. Tanrım. Ve aynı anda. Karamba, karambita, bana kalırsa sana yanlış bilgi vermişler Zagor. Bu kadar umutsuzluğa kapılma Chico. Aslında şimdiye kadar onu sadece iki yerde aradık.
Yarın elimizdeki diğer adreslerden birinde bulmayacağımız ne malum? Poa. Bana kalırsa onu sadece bir tek yerde bulabiliriz. Yani hapishanede. Ha ha ha. Her zamanki gibi kötümsersin sevgili dostum. Lanet. Ne oluyor? Karamba karambita. Dikkatli ol Chico. Hay Allah, o da neydi? Atla üstüne. Chico, Zagor. Sülalemin bütün bıyıkları adına. Vay canına, olur şey değil. Kont, La Palet. Hem de burada, ha? İnanamam buna. Hayır, asıl ben sizlerin burada olmasına inanamam dostlarım. Ben her zaman buralarda dolaşırım ama siz ikiniz, ama sence biz vahşilerin ormanda bir ağacın tepesinde tünemesi gerekir. Hep öyle değil mi? Bunu söylemek istememiştim. Şeyi kastetmiştim. Yani ben sadece anlaşıldı. Kont yeter. Önemli olan tek şey şu anda yeniden bir araya gelmemiz. Çok garip bir karşılaşma doğrusu. Seni bulmak için aramadığımız yer kalmadı. Oysa biz seni gökte ararken yerde bulduk. Ha ha ha. Nasıl? Yani siz ta buralara kadar sadece beni bulmak için mi geldiniz? Elbette. Ama doğruyu söylemek gerekirse sen bu kılıkta göreceğimizi düşünmemiştik. Sahi bu kıyafetle nereden geliyorsun? Dahası sen ne zamandan beri yoldan gideceğine ip cambazlığı yapıyorsun. Tabii bu size ilk bakışta biraz garip gelebilir fakat ben bir maskeli balodan dönüyorum. Çok nezih ve olağanüstü bir toplantıydı. Ben de herkesin hayal gücünü aşacak bir Hintli kostümüyle aralarına da katıldım. Allah kahretsin, sanki yer yarıldı, içine girdi. Şeytan götürsün, oysa fazla uzağa gitmiş olamaz. Biri gidip hemen polis çağırsın. Polise ben haber veririm. Merak etmeyin bu arada. Siz de bütün sokakları arayın. Polis, hırsız var, polis. Aşağıda ne oluyor öyle? Ne olacak canım? Her zamanki gibi sarhoşlar olay çıkarmıştır. Olabilir sevgili kont ama ben çok meraklı bir insanım ve hırsız var, polis, soyulduk. Hay Allah, ne oldu baylar? Bu ne telaş? Bir Hintli, kaçan bir Hintliye rastladınız mı? Tanrım, yoksa Hint istilasına mı uğradık? Saçmalamayın memur bey. İstilaya falan uğradığımız yok. Biz sadece Hintli kılığına girmiş bir hırsız arıyoruz. Hayır, ben öyle birine rastlamadım. O halde onu bulmamıza siz de yardım edin. Hırsızı tutun. İkiye ayrılalım. Bir kısmımız aksi yöne gitsin. Çok ilginç doğrusu. Demek sen maskeli baloya gitmiştin, öyle mi? Ben size her şeyi açıklayacağım. Hiç zahmet etme kont. Sokaktan gelen bağırışmalar her şeyi açıklıyor. Ama seni uzun zamandır tanıdığımız için buna pek şaşmadık.
Önemli olan bu vurgun sayesinde sana önereceğimiz işi kabul etmeyecek kadar zengin olup olmaman. Bunu hemen saptayabilirim. Dostlarının şaşkın bakışları altında elini cebine daldıran kont içindekileri masanın üstüne boşalttı. Vay canına, İngiltere kraliyet hazinesine benziyor bu. Karamba, karambita, Guadalepe heykelinde bile bu kadar çok mücevher yoktur. Sakin olun genç ve saf dostlarım. Acele etmeyin, henüz belli değil. Örneğin, Angelome Kontesi'nin kolyesindeki bütün yakutlar sahte. Beş para etmeyen adi cam parçaları. Manigi Baronesi'nin tacındaki zümrütler de çok kötü birer taklit. Tüh, acemi bir çırağın bile gözünden kaçmayacak uydurma taşlar. Değeri sıfır. Lady Connolly'nin yüzüğüne de tam bir rezalet. Onun da hiçbir değeri yok. Hele bu sözde pırlanta bilezik en adi cinsten. Tüh. Bu yakut bilezik de taklit. Karamba, karambita, gözlerime inanamıyorum. Yani sence şu pırıl pırıl parlayan iğne de mi sahte? Bu mu? Lady Morabis'in bu iğnesi benim kimlik kartımdan da sahte. Sonuç olarak vurgunun bilançosu sıfır. Hoppa! Evet dostlarım, gördüğünüz gibi bu olağanüstü vurgun mali durumda hiçbir değişiklik yapmadı. Fakat olur şey değil. Sülalemin bütün bıyıkları adına artık zenginlere bile güven kalmadı desene. Pö, pis bir meslek bu dostlarım. Dünya değiştikçe giderek hiç kar getirmeye başladı. Konu açılmışken sorayım, bana nasıl bir iş vermeyi tasarlıyorsunuz? Nasıl bir iş mi? Sorduğun şeye bak. Kendi mesleğinle ilgili. Yani bir hırsızlık işi. Kulp. Ha. Ama tek farkla bu kez olumlu bir amaca hizmet edeceksin. Ve eğer görevini başarırsan birçok insanın hayatını kurtarmış olacaksın. Üstelik 2000 dolara yakın para da kazanacaksın. Vay canına, vicdanımın en hassas noktasına dokundunuz dostlarım. İnsanlığı kurtarmak söz konusu olduğunda Lapelet Kontu Raymond Düşmenil her zaman emrinize hazırdır. Hele bir de işin ucunda para varsa. He 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 he. Ha. Haydi koca tilki, o halde hemen işe koyulalım. Önce şu belgeleri incelesen iyi olur. Çünkü en küçük bir hata üçümüzün de hayatına mal olur. Zagor durumu konuda kısaca anlattı. Doğrusu çok karmaşık. Hay Allah, piyasada benden iyisi yoktur ama bu işin üstesinden gelebileceğimi sanmıyorum. Zaten biz de onun için sana başvurduk. Mesleğinde iyi bir uzmansın. Dur biraz, düşüneyim. Kasalar önemli değil. Asıl gözümü korkutan ağırlığa duyarlı döşeme ile periskop sistemi. Demek ki zırhlı odanın uzunluğu 3 metre. Eğer bunu başarırsak evet galiba ben iyi çözüm bu. Karamba karambita bir hırsızdan çok proje yapan bir mühendise benziyor. Sus Çuko. Bir dahi çalışırken rahatsız edilmez.
Bakalım 70 kiloyu 3 ile çarpıp 20 santimetre kareye bölersek sonuç olarak döşemenin taşıma gücü aşağı yukarı hayır belki de gerekmez. Evraka elbette ya oldu. Evraka. Tamam dostlarım, döşemenin duyarlılığı ortadan kaldıracak bir yöntem keşfettim. Sabah olur olmaz ne yapacağız biliyor musunuz? Dışarı çıkıp koyu bir kahveyle ay çöreği yiye. Utanç Çiko, midenden başka bir şey düşünmez misin sen? Şey, ne diyordum? Sabah olur olmaz bana daha önce de yardım eden çok usta ve ağzı çok sıkı bir demirciye uğrayacağız. Ertesi sabah. Gördün mü? Gördüm. Az sonra. Anladın mı? Hem çok hafif hem de kolay sökülebilir olmalı. Pekala Kont. Yarın sabah hepsi hazır olur. Yalnız para peşin ve üç kağıtçılık yok. Çünkü son defa bana kalp para yutturmaya kalkmıştın. Rica ederim, sadece bir yanlışlık olmuştu. Sen ve Zagor. Ne yazık ki günümüzde kimsenin karşısındakine güveni yok artık. Devamı gelecek sayıda.